Günaydın çocuklar, nasılsınız? Bugün günlerden cuma, son ders günümüz ve şimdi ilk olarak matematik dersi yapıyoruz. Şimdi sizlerden matematik kitaplarınızı çıkarmanızı, kalem ve silginizi hazırlamanızı istiyorum. Benim de kitabım hemen ekrana geliyor. Evet, yavaş yavaş kitabımızın sonuna doğru geliyoruz. Dün en son sayfa 226'yı yapmıştık, bugün sayfa 227'deyiz. Evet, burada bize kitabımız farklı bir etkinlik verdi. Aslında çok basit bir etkinlik fakat birazcık zor gibi görünüyor ilk başta. Gelin birkaç tane birlikte yapalım. Öncelikle ne diyor bize? Toplardaki işlemleri yapalım, sonuçta çıkan sayıyı kurala göre boyayalım. Bakın kural burada. Eğer sonuç 1 çıktıysa kırmızıya boyuyoruz. Bakın en altta var bir tane tablomuz, grafiğimiz. Kırmızı da boyuyoruz. Mesela 2 çıktıysa sonuç hemen turuncu da boyuyoruz. Böylece grafikte kaç tane nereden çıktığını görüyoruz. Gelin birlikte yapalım, daha yanmayacak. Öncelikle mesela 0 artı 3 kaç eder? 3 eder değil mi? Bakın 3 sarı. O zaman sarıdan bir kutu sarıya boyadı. Bakalım diğerine. 9'dan 4 çıksın kaç eder? Bakalım 9'dan 1, 2, 3, 4 çıkardım. Kaç kaldı? 5 kaldı. O zaman buraya öncelikle 5 yazıyorum. Sonra da 5. yere bakıyorum rengine. 5 maviymiş. Hemen mavi rengimi alıyorum. Ve maviden bir kutu boyuyorum. Bakın M harfi mavinin. Buradan boyuyorum. Devam edelim. 1'den 0 çıktı diyor bize. 1'den 0 çıkarsa kaç kalır? Yine 1 kalır değil mi? Bir şey değişmez. O zaman buraya öncelikle 1 yazıyorum. Sonra bakıyorum bakalım 1'in kuralı nedir? Kırmızıymış 1'in kuralı. O zaman önce burayı bir temizleyelim. Kırmızı rengimi alıyorum. Ve buradan kırmızı K harfi olan yeri boyuyorum. Birkaç tane daha yapalım. Mesela 4'ten 2 çıksın. Kaç eder 4'ten 2 çıkarsa? 2 kalı değil mi? Buraya 2'yi yazdım. O zaman bakalım ikinci rengi neymiş? 2 turuncuymuş. O zaman hemen turuncu rengimi elime alıyorum. Ve turuncunun olduğu yeri bir tane boyuyorum. Devam edelim. 9'a 3 çıksın. Kaç kalır? 6 kalır değil mi? O zaman buraya öncelikle 6 yazıyorum ve bakıyorum. 6'nın kuralı ne? 6 pembeymiş. O zaman hemen renklerimden pembe seçiyorum. Ve geliyorum. Buradan pembeyi boyuyorum. Nasıl yaptım, anladınız mı? Çok basit aslında. Ne çıkıyorsa kurala bakıyorsunuz. Gelip grafikten bir kutu boyuyorsunuz. Bakalım en son hangisinde daha çok çıkacak? Sizler yaptıktan sonra bana tabii ki fotoğraf olarak göndermeyi unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi hemen bu sayfayı temizleyelim. Ve ödev olarak işaretleyelim. Sayfa 227 ödeviniz. Sayfa 227'yi ödev olarak işaretlediysek sayfa 228'e bakıyoruz. 228'de çok basit toplama ve çıkarma işlemleri verildi bize. Tek dikkat etmemiz gereken artı mı, eksi mi? Toplama mı yapıyorum, çıkarma mı yapıyorum? Birlikte yapalım birkaç tanesini. 6'ya 2 eklersem kaç eder? 6'ya 2 ekledim. Kaç etti? 8 etti. O zaman hemen altına 8'i yazıyorum. Dikkat etmeniz gereken bir yer var. O da şu. Benim eğer sayılarım buradaysa hemen altına yazıyorum. Buraya veya buraya yazmıyorum. Tamam mı? Bakalım. Birkaç tane daha yapalım. Bakın 3, 4 daha diyor bize toplama işlemi. 3'e 4 ekliyorum. 3, 4, 5, 6, 7 etti. O zaman ne yazıyorum altına? 7 yazıyorum. Buraya bakalım. 5'e 4 eklememi söylüyor bana. 5. 4 ekleyeceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Hemen altına geliyorum ve 9 yazıyorum. Evet, bu şekilde bunları devam ettirerek yapıyorsunuz. Bakın buradaki sıra toplama işlemi, buradaki sıra çıkarma işlemi. Toplama, çıkarma. Dikkatlice karışık karışık verilen işlemleri yapıyorsunuz. Tabii ki bu sayfayı da ödev olarak işaretliyoruz.
Evet, 228 odaydık. 229'dayız. Burada toplama ve çıkarma işaretleri kaybolmuş. Hangi işaretin kullanılması gerektiğine karar verelim. Nasıl yapıyoruz bunu sizce? İkisini de deneyerek yapabiliriz aslında. Mesela 2'den 4 çıkar mı? 2'den 4 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne olabilir bu? 2'ye 4 eklerse 6 eder mi? Evet, evet. O zaman ekliyorum. Demek ki buraya artı işareti koyuyorum. Altına bakalım. 5'e 2 eklersem 3 eder mi? 5'e 2 eder. Kaç etti? 7 etti. Demek ki olmaz. Peki 5'ten 2 çıkarırsam kaç eder? 3 eder. Demek ki çıkarma yapıyorum. Çıkarma işleminin sembolü nedir? Eksi. Buraya hemen eksi yazıyorum. Bakalım altındakine. 6 bir şey 2. 6'dan 2 çıkarsa 8 eder mi? 6'ya 2 eklersem 8 eder. Ekleme işlemi nedir? Toplamanın sembolü ne? Artı. O zaman buraya artı yazıyorum. Sizler de düşünerek aslında direkt görerek de yapabilirsiniz bunu. Ama eğer aklınız karışırsa düşünün bakalım. Artı koyarsam ne olur? Eksi koyarsam ne olur? Ve cevabı bulun. Sayfa 229'u da ödev olarak işaretliyoruz. Ve çocuklar, bugün yapacağımız son sayfaya geliyoruz. Bugün yapacağımız son sayfa 230. Evet, sayfa 230'da toplama veya çıkarma diyor bize. Yine aynı şekilde toplama mı çıkarma mı artı veya eksi işaretleri koyuyoruz. Biraz önceki sayfada olduğu gibi. Gelin birkaç tanesini yine birlikte yapalım. Mesela 6'dan 3 çıkarsa kaç eder? 3 eder. Burada 9 verilmiş. O zaman ne oluyor? 6'ya 3 eklersem 9 eder. Eklersem dediğime göre buraya artı işaretini koyuyorum. 2'li ne yaparsam 5'i 7 olur. Artar değil mi? O zaman artarsa artı koyuyorum. 2 artı 5 7 eder. Bakalım buna. 10'a 4 eklersem ne olur? 14 olur değil mi? O biz 6 istiyoruz. O zaman ne yapacağım? 10'dan 4'ü çıkaracağım. O zaman buraya hemen eksi işareti koyuyorum. Ve tabii ki bu sayfayı bitirdikten sonra etkinliği nasıl buldun diye soruyoruz size kitabımız. Eğer kolaysa kolayı, ortaysa ortayı, zorsa zoru seçiyoruz. Bence çok basit bir etkinlik ve hepsiniz rahatça bunu yapacaksınız. O yüzden hepsinize kolay gelecek. Merak ediyorum bakalım cevaplar doğru mu çıkacak, kolay mı buldunuz, zor mu buldunuz? Yaptıktan sonra bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Birazdan diğer derslerde görüşmek üzere.